oradakiler toplanıp oraya biz oraya gideceğimiz tam saatte burası karantina altına alındı. Karantina altına alındı. Burada da hayvan girişi çıkışı yasak. Yani biz nereden gideceğiz? Onlar acelele soktu bizi buraya gönderdiler. Biz de burada esir olduk. Şimdi atlarımızı orada düşünüyorlar abi. Baksanıza büyükler ne alıyorlar işte. Biz kendimiz halimize bak abi. Sandıktan çıktık. İlk tarımda. İlk tarım ediyorum. Tabi. Bu evraktaki tarihlerle... biz burada mağduruz şu an. Evimize ekmek götüremiyoruz. Şey yapayım mı? Kaneleri göstereyim. Ne yani? Ne çıktı bu? Vitamin bu. Vitamin için. Vitamin. Bunu biz daha gittik. Gebze'den aldık. Esra deposundan aldık. Vay, gördünüz mü? Hayvanımızın bir tanesi. Şimdi size çok dramatik bir manzara göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman hemen şu manzarayı gösteriyor. Bak. Gerçi altı kutu yapacağız değil mi? Ama şimdi 2,5 aydır yani bazı iğneler bölüm, ilaçlar bölüm elimizde de bazı atlar hastalanmış artık. Bu vitamin için kullanıyor, vitamin doğru mu? Için, tabii vitamin için. Bunu bile alamıyoruz, kendi paramızı alamıyoruz. Alamıyoruz. Çünkü hem paramız da kendi bir... Pahalı şey. Aslında herhalde bir iki aydır falan biz bu işin üstündeyiz. Bunlar ilk ve son değildi. Bir 14 tane kartalda bulundu. Bir 209 tane Formula 1 pistindeydi. Onlara D'ye girdi. Aslında İstanbul'un çeşitli yerlerinden böyle toplu olarak fayton için getirilen atlar çıkıyor. Ve hepsinin hali işte ortada. Yaklaşık işte 2 ay önce getirmişler bunları da buraya. 2-2,5 ay kadar önce 270 civarı at olduğu söyleniliyor. İşte bu ruham karantinası sebebiyle sokamamışlar ve burada hayvanlar 2 aydır günden güne ölerek mahvolmuş bir durumda. Yaşamaya çalışıyorlar. Yanlarındaki insanlar da onların da hali ortada. Bu işin sorumlusu kimse ve bu işin başında kim varsa bir an önce bunun cezalandırılması gerekiyor. Çünkü bu kadar kolay bir şey değil. Burada hiçbir sevk belgeleri olmadığı halde karantina olmasına rağmen 500 küsür tane toplamda atı getirin demiş birileri ve getirmişler. Sonuç işte ortada. Günden güne bu hayvanlar zulüm içinde. Evet, siz efendim. Seçim öncesi aslında Cumhurbaşkanımız artık atları fayton zulmünden kurtaracağız diye bir açıklama yapmıştı. Çok da içimize su serpen bir açıklama olmuştu. Biz bir an önce buradan Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Bir an önce artık bu kararın harekete geçmesini ve bu zulmün durmasını istiyoruz ve talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Biraz da yanışını isterseniz. Yani bizim buradaki amacımız hayvanların zarar görmeden bu mevzunun çözülmesi, hayvanlar da zarar görmesin, insanlar da zarar görmesinler. Ama bizim için önemli olan ve esas olan, ön planda olan buradaki atlar. Çünkü şartları çok kötü, siz de gördünüz. Çok açlık ve susuzluk çekiyorlar burada. Hava şartları çok elverişsiz onlar için. Zamanla tabii ki bunlar sağlık problemine dönüşecek ve can kaybı başlayacak. Ki kuvvetli muhtemel zaten bir sürü ölen olmuştu içlerinde. Bizim isteğimiz ve amacımız burada gerekli kurumların artık gerçekten bu hayvanlar için gerekli işlemlerin gerçekleştirmesi ve onların artık bu zor durum içerisinden çıkmaları. Teşekkür ederim. Sizin isminiz ne? Zeynep Arsal. Teşekkür ederim. Zeynep. Evet, öncelikle isim öğrenebilir miyim efendim? Gökhan Ceylan. Gökhan Bey, burada kaç at var? 220 tane at var. Ne kadar da burada tutuluyorlar efendim? 45-50 gündür buralardayız. Peki nedir burada durum? Vallahi durum işler acısı. Gördüğünüz gibi. Daha anlatmaya gerek yok. Sabah güneş yağıyor, doğuyor sırtında, bu akşama kadar batıyor. Akşam da çiğ yağıyor hayvanların sırtında, sabaha kadar. Yani durum işler acısı. Biz hepimiz faytoncuyuz.
bildiğiniz gibi. Yani faytonlarda çalışmak için bu atlarımızı getirdik, besledik. Bir daha faytona devam etmek için adaya girmek istedik. Yasak dediler. Madem yasaksa, madem hastalık varsa sarı bayrağı çekeceksin. Karantina uyguluyorsan sarı bayrağı çekeceksin. İnsana bulaşma riski varsa diyorsunuz. Ya. Ben 35 yaşındayım. 35 yıldan beri bir insana bulaştığını görmedim. 35 yaşımdan beri bu atların içindeyim ben. Ha, hayvanlara eziyet ediliyor şöyle. Madem bize hayvanlara eziyet ediyorsak size bir parça elinize taşın altına koyun. Bize bir tane veteriner tahsil edin. Veteriner hastaneye verin. Hayvan hastanesi. İlaç bulabileceğimiz yerler verin. Yani devlet olarak bizimle ilgilenin. Bizi başıboş atmışsınız. Ne sahipleniyorsunuz ne serbest bırakıyorsunuz. İki taraftan ilmeği takmışlar boynumuza. Sıkıyorlar, boğmaya çalışıyorlar. Bir de 3-5 tane